İçeriden insan vardı ya, niye çıkmadınız? Milyonlarca vatandaşı yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde afetten geriye acılı aileler ve kentlerin eski görüntüsü kaldı. İki büyük deprem nedeniyle binlerce vatandaş hayatını kaybetti, binlercesi ise evini, yurdunu, her şeyini kaybetti. Depremin ilk anından itibaren afet koordinasyonunda deprem bölgesine ekipler sevk edildi. Depremde yıkımın en yoğun olduğu şehirlerin başında gelen Hatay'a ise Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler ilk görevlendirilen ekipler arasında yer aldı. Sedi bir alta getir abi. Sedi burada. Tamam sedi. Tamam çıktın abi. Düze çıkaralım. Deprem bölgesine sevk edilen ekipler arasında yer alan Konya'da görevli Adıyamanlı itfaiye çavuşu Yusuf Özel, depremin yıl dönümünde yaşadıklarını anlattı. Felaketi ailemden öğrendim. Yatağımdan zıplayarak ailem enkaz altındaydı. Olay yerine ilk olarak toplandık. Gidiş aşamasında direktmen Hatay'a çıkış yaptı ekibimiz. Ben de yetkili amirlerimden izin alarak Adıyaman'a doğru yola çıktım. Yol üzerinde görmek istemediğimiz olaylarla karşılaştık. Memleketimize vardığımız zaman biz şey sanıyorduk. Hani bir iki bina yıkıldı, olan bizim aileye oldu. Nasibimizde bu varmış diyerek Adıyaman'a vardığımızda çocukluğumda ezbere bildiğim sokakları kaybettiğimi anladım. Daha sonrasında enkaz bölgesine ulaştığım zaman aile apartmanına, yani o durumu, o şoku anlatamam ama herkes sana bir kurtarıcı gözüyle bakıyor. Çünkü sen bir itfaiyecisin. Oraya vardığımda öncelikle sağ olanlara müdahale etmeye çalıştık, kurtarabildik. Arkasından kendi aile yakınlarımı kurtarmaya çalıştım. 5 gün boyunca kısa kısa süreli uykularla ayakta durduklarını anlatan Özel, yaşanılan acının bir tarifi olmadığını işte bu sözlerle ifade etti. 10 tane yakınım vefat etti. Kendim çıkardım o yakınlarımı. Tabii orada bayağı zorluklar çektik. Rabbim bir daha yaşatmasın. Çaresizlik çok bambaşka bir şey. Onu öğrendim. Ağlaman gerekiyor, yas tutman gerekiyor ama görevin verdiği sorumluluktan dolayı sen yas tutmanı tanımıyorlar sana. 2 saatlik uykularla, o da uyku denilirse, her zaman enkaz üzerinde devam ettik. Yani soğuk havaymış, yağmurmuş, yorulmuşmuşuz. Hiç önemli değildi bizim için. Ailem olarak enkazda 2 tane dayımı, 6 tane kuzenimi, teyzemi ve de dayımın eşi olan yengemi çıkardım enkaz alanından. Ayrıca benim kuzenim vardı, idolümdü, dayımın çocuğu. Daha yeni evliydi, 6 aylık evliydi. Ben çocukluğumda hep onun gibi bir insan olmayı hayal etmiştim. Onun izinden gitmeyi hayal etmiştim. Hiç istemesem de Rabbim bana onun cesetini çıkarmayı nasip etti. Zaten bir orada duygulanmıştım. Bir de 3 yaşında dayımın küçük oğlu, yeğenim. Onu çıkartırken orada ipler koptu bende. Gözyaşları geliyor ama kimseye belli etmiyorsun.